Tamam abla, sakin ol. Servet. Ne oluyor? Ne diyor? Yaktı makta evi. Yapmadım öyle bir şey değil mi? Yapmadım tabii ya. Çocuk mevzusundan dolayı bana takık. Mevzuyu üzerime yakmaya çalışıyor. Yani nasıl oldu ki yangın Irmak Hanım? Vallahi bilmiyorum işte. Ben dışarıdaydım. Sibel diye bir arkadaşımla alışveriş yapıyordum. Ama içimde böyle fena bir his vardı. Dedim ben eve döneyim. Can eve gelmeden böyle etrafı toparlarım biraz. E bir döndüm. Mahalle birbirine girmiş. Bütün stüdyo yanıyordu. Yok, benim yüzümden oldu ya. Ekmek kızartırken sigorta atıyordu. Tabii tesisat da eski. Ondan çıktı yangın. Ah be Can. Eski bina sonuçta, normal. Kimse kendini kandırmasın. Ekmek kızartırken sigorta atıyor diye koskoca ev yanmaz. Yeter artık Irmak. İtfaiye elektrik kontağından çıktığını söylüyor yangın. Bırak birader. Döksün içine. Abi tamam. Sermet. Şokta o şu anda. Ne dediğini bilmiyor yani. Senden beklenecek bir şey bu sonuçta. Öyle değil mi? Herkes duydu senin canı tehdit ettiğini. Böyle şeyler senin için çocuk oyuncağı. Manyak mıyım lan ben? Adamın ekmek teknesini niye yakayım? Yahu tamam yeter. Gitmeyin çocuğun üzerine. Görmüyor musunuz? Perişan olmuş zaten. Ya böyle kaldım üstümdekilerle. Bir de bu... Ya tamam kardeşim. Senin de canına bir şey gelmemiş en nihayetinde. Yani uykuda falan olsaydın ne yapacaktın? Ne yapacak şimdi bu çocuk? Ha? Her şey yandı. Sergiye nasıl yetişecek? Yaptığı resimler yandı. Bütün malzemeleri yandı. Ya Irmak yeter. Niye sürekli üstüne gidip kafasını kurcalıyorsun? Allah Allah ya. Sen bir odana gitsene. Sakinleş. İç ilacını. Yat. Beynin korkudan sağa sola saldırıyor. Ne yaptığını bilmiyorsun. Yeter. Sana ne? Hayır sana ne? Sana göre hava hoş tabii. Senin evin yansa görürüm ben seni. Bana bak. Narin. Bak sen de biraz sakin ol. Hadi kalk biz gidelim. Yürü. Tabii tabii birader, sen al karını git. Kız hamile hamile gerilmesin. Evet ya, yeterince gerildim gerçekten. Mideme ağrı girdi. Narin hamile misin? Hı. Hayırlı olsun ya. Hadi. Cancığım, çok üzülme olur mu? Bak el birliğiyle tekrar birleşir, sana bir hayat kurarız. Yahu yeteneğine bir şey olmadı ya. Beynin duruyor hala, ellerin var. Tekrar yaparsın bir sürü resim, tamam mı canım benim? Hadi. Can, ben seni ararım kardeşim bir şekilde. Sen de kafanı fazla takma. Deniz, istersen Can'ı bize götürelim. Bu ırmağa iyice girecek. Yok yok ya, ben onu bu halde bırakamam şimdi. Siz merak etmeyin burada. Tamam, hadi görüşürüz. Tamam. Dikkat et. Bu kadar büyük bir kötülük yapmış olabilir mi Can'a? Yok, imkansız bu. Allah'ım aklıma niye böyle pislikler sokuyor bu Irmak ya? Attı çamuru, milletin kafasını bulandırdı. Ressamı da eve yerleştirdi, geçti kenara. Bu Irmak karısını kapattırmadan bana mutluluk aram. Ne diyor ya bu Irmak? Haklı.
haklı olabilir mi sence? Yapmış olabilir mi sence? Saçmalama Narin. Irmak'ı tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Irmak Sermet'ten yediği gollerin işte intikamını almaya çalışıyor. Yalnız Sermet'in de canlı halledilmemiş meseleleri var. Unutma lütfen. Eğer Sermet'in biriyle derdi varsa gider yüz yüze çözer Narin. Kimsenin arkasından iş çevirecek bir adam değilim. Adamın tarzı değil bir kere. Of, vallahi bilmiyorum. Ben artık neye inanacağımı şaşırdım gerçekten. Yani can bitmiş ama. Çok zor toparlanır artık. Öyle oldu biraz. Sergi öncesi bir de böyle bir şey olması tabii üzücü bir şey. Ya ilgileniriz onunla, önemli değil. Sen nasılsın bu arada? Ya ben biraz gerildim ya. Şimdi Irmak bu bebeği öğrendi. Ya Fırat, vallahi başımıza bir sürü iş açacak ya. Ya bir şey açacağı yok Narin. Sadece tedavi görmesi gerekiyor. Sen bu konuyu ciddi ciddi konuş Deniz'le. Kardeşini akıl hastanesine kapat, nasıl derim Deniz'e? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.